İyi akşamlar değerli izleyenler. TV 52 akşam bülteni ile karşınızdayım. Ben Tülay Ünlü. Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2015-2016 yılı fındık ihraç sezonunda 250 bin ton iç fındık ihraç ederken, karşılığında ise 2 milyar 290 milyon dolar döviz geliri elde etti. Yeşil altın geçen yıllarda olduğu gibi bu sezonda 122 ülkede sofraları süslemeye devam ediyor. Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2015-2016 yılı fındık ihraç sezonunda 250 bin ton iç fındık ihraç etti. Türkiye, 2015-2016 yılı fındık ihraç sezonunda 250 bin ton iç fındık ihraç ederken, karşılığında ise 2 milyar 290 milyon dolar döviz geliri elde etti. Tonaj bazında geçen sezona oranla bir artış görüldüğünü belirten Sevinç, sektörün selameti açısından da asıl önemli konunun tonaj rakamları olduğunu söyledi. 2015-2016 sezonunda kendi rakamlarına göre 730 bin ton rekolte söz konusu olduğunu belirten Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, bununla bağlantılı olarak görüldüğü üzere tonaj arttı. Ancak bizim 2015-2016 sezonu için başlangıçtaki beklentimiz ve hedefimiz 280 bin tontu. Bu da demektir ki bizim tahmin ve hedefimizden 30 bin ton iç fındık daha az ihraç oldu. Dolayısıyla fazladan 60 bin ton kabuklu fındık stok olarak elimizde kaldı, diye konuştu. Bölgede fındığın veriminin düşmesinin, üretimin batı bölgesine ve ovalara kaymasına neden olacağını vurgulayan Sevinç, Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındığın, özellikle Karadeniz halkı için her şey demek olduğunu önemle vurguladı. Fındık, ülkenin en önemli ihraç ürünleri arasında ilk sıralamalarda yer alıyor. Ülkeye getirisi ise 2 milyar 290 milyon dolar gibi bir rakam. Ancak böylesine önemli bir ürün, her sezon piyasada fiyat istikrarsızlığıyla gündeme geliyor. Peki neden? İşte şimdi bu soruyu fındığın Ankara'daki sesi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'a yönelteceğiz. Efendim, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Her fırsatta fındığı ve üreticinin sesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duyurmaya çalışıyorsunuz. Şu anki tablo Ankara'dan bakıldığında nasıl görünüyor? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bu sene fındık maalesef başlangıç olarak da gene beklentilerimizi karşılamadı. Maalesef rekolte 468 bin ton olarak açıklandı ama görüldü ki ondan sonraki yaşanılan süreçte maalesef rekolte aşırı sıcaklardan dolayı düştü. Ve zannediyorum 468 bin tonun çok altında gerçekleşti. Geçen yıldan da 150-200 bin ton fındık olduğu düşünülürse bu yıl 500 bin ton civarında bir fındık var demektir. Eldeki fındık şu anki bu yılki geçen yıldan devreden ve bu yılda oluşan fındık tonajı bu. Dünyanın ihtiyacı da 850-900 bin ton olduğuna göre demek ki bir açık var. Piyasada bir ürün eksikliği var. Arzda bir eksiklik var. Talebin de yoğun olacağı bu durumda gözüküyor. Serbest piyasa koşulları da ifade edersek arz ve talebin durumuna göre şekilleniyor. Hep savundukları o değil miydi yıllardır? İşte efendim biz serbest piyasaya bıraktık, arz ve talebe göre şekillenecek. Peki şimdi bu yıl ürün az, talep fazlaysa arz ve talebe göre niye fiyatlar şekillenmiyor? Niye fiyatlar oluşmuyor? Yani geçen yıl fındık rekoltesi yüksek olmasına rağmen 11 liradan 12 liradan açılan fiyat, affedersiniz, bu yıl niye 11 liradan açıldı? Ve şu anda elde fındık olmadığını bildiğimiz halde piyasaya fındık inmediği halde neden fiyat yükselmiyor? Bunların hepsini düşünmek lazım. Şunu açıkça ifade ediyoruz. O zaman da söyledik, yine söylüyoruz. Lütfen üreticinin alın teriyle oynamasınlar. Üreticiyi yalnız bırakmasınlar. Hükümetlerin görevi vatandaşlarına sahip çıkmaktır.
vatandaşlarının alın terine sahip çıkmaktır. Şu anda gerçek anlamda Ordu ve diğer illerimizde fındık üreten, fındık üretiminde bulunan illerimizde ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Ve bunun şu anda çözümü her zaman söylediğimiz gibi mutlaka ve mutlaka piyasaya müdahale edecek bir mekanizmanın kurulması. Hep söylediler, hep ifade ettiler. Efendim, biz piyasaya kontrolümüz altında, işte kontrol ediyoruz. Nasıl bir kontrol bu? Nasıl bir kontrol ki olmayan, fındık olmayan bir sezonda fiyat yükselmiyor? Bunu neyle ifade edebilirler? Neyle açıklayabilirler bu durumu? Sayın buradan, evet. Buyurun devam edin. Buradan yetkilileri tekrar uyarıyorum. Yazıktır, günahtır. Bu üreticinin alın teriyle oynamayın. Yani geçen sene hadi rekorte yüksek dediniz, şu dediniz, bu dediniz. Bu sene hangi savunmayla karşı karşıyasınız? Ne gibi bir açıklama, mantıklı bir açıklama yapabiliyorsunuz şu anda? Piyasada fındık var mı? Yok. Fiyat neden yükselmiyor? Olmayan bir ürünün, talebi fazla olan bir ürünün fiyatı neden yükselmesin? Hep serbest piyasayı savundunuz. Serbest piyasa koşulları demek ki şu anda oluşmuyor. Demek ki söyledikleriniz doğru değil, yalan konuşuyorsunuz. O zaman gelin üreticiye sahip çıkın. Piyasaya müdahale edin ve bu oyunu bozun. Eğer bu oyunu bozmazsanız bu üreticimiz o sizin oynadığınız oyunu bozar. Sayın Torun, 2016 sezonu için bakanlık 468 bin ton rekolte açıkladı. Ancak harmana gelen fındık bu rekolteyi çürüttü gibi. Buna bağlı olarak sezon aslında kötü sayılmayacak bir fiyatla 14 lirayla başladı. Ancak günlük fiyat değişimleri kafaları kurcalıyor. Öyle ki bir gün 15 lira olan fındık bir sonraki gün 11 liraya kadar inebiliyor. O bir gecede neler oluyor, siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi bakın, bildiğim kadarıyla borsa 11 liradan açıkladı fiyatı. 11 lira, serbest piyasada belki 14 lira falan işlem görmüş olabilir ama borsa, bir kere borsanın bile 11 liradan başlaması düşündürücüdür. Yani bunu neye göre belirlediler anlamış değilim açıkçası. Herhalde bir açıklama yaparlar bu konuda. Ama bildiğim bir şey varsa, şu anda gerçekleşen rekolte oldukça düşük. Pazara fındık inmiyor, yeterli üretim yok ve fındığın fiyatının artması lazım. Ama görüldüğü üzere maalesef şu anda 14 liraya kadar çıktı. Peki 11 liraya şu anda düşüşünün, 12 liraya düşüşünün nedenini ifade eden kimse var mı? Tamamen her zaman söylediğim gibi o kirli yerler, kapalı kapılar arkasındaki kirli pazarlıklardan kaynaklanıyor. Sayın Torun, son olarak bundan sonraki fındıkla ilgili ne gibi çalışmalarınız olacak sormak isterim. Öyle ki fındığın kanunla güvenceye alınması gerektiği yönünde teklifleriniz olmuştu. Buyurun. Biz önerilerimizi her zaman ifade ediyoruz. Bir kere mutlaka ve mutlaka fındık kanunu çıkmalı. Ve piyasayı dengeleyecek olan fiskobirlik mutlaka canlandırılmalı. Fiskobirlik desteklenmeli. Bir şekilde piyasada o haksız rekabeti ortadan kaldıracak olan o mekanizma devreye girmeli. Hükümet bu konuda piyasaya girsin demiyoruz ama kontrol etsin. En azından piyasanın amacına uygun bir şekilde yürümesi için kontrol etsin. Ve fındıkla ilgili bir destekleme ödemesinin artık kanunla bir kayıt altına alınmasını talep ettik. Ve bu ürünün artık her yıl bir beklenti içerisinde, her yıl bir hayal kırıklığıyla karşılaşmaması için mutlaka ama mutlaka bir yasasının olması gerektiğini ifade ettik. Bakın, yani serbest piyasayı savunanlar şu anda çok merak ediyorum, acaba ne diyorlar bu oluşuma? Şu anki oluşan fiyatları acaba ne şekilde açıklıyorlar? Çok merak ediyorum açıkçası. Biz şunu söylüyoruz, üreticinin alın terinin karşılığı olan bedeli mutlaka sunmak zorundayız. Bunu demiyoruz ki çok fahiş fiyatlarla gerçekleşsin ama üretici alının terinin karşılığını alsın. Beklentilerinin karşılığını alsın. Hadi rekolte yüksek olduğu zaman 7 liraya kadar düşen fındığı bu yıl düşük rekoltede neden 14, 15, 16 liranın üstüne çıkmıyor? Bunun açıklamasını bekliyoruz. Bunun açıklamasını istiyoruz biz sadece.
Sayın Vekilim, çok teşekkür ediyoruz bültenimize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Bu gece balıkçılarımız da denize açılacaklar. Evet. Balık yasağı, avlama yasağı kaldırılıyor. Bu vesileyle vira bismillah diyorum. Bütün balıkçılarımızın da sezonunun bereketli geçmesini, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca yarın da Dünya Barış Günü. Ülkemize barış içerisinde, huzur içinde, bütün dünya ülkelerine barış içinde, huzur içinde yaşamak üzere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Bültenimiz kaldığı yerden devam ediyor. Prim borçlarından dolayı emekli olamayan yüz binlerce insanımıza müjde. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanların yüzünü güldürecek yasa meclisten geçmişti. Resmi gazetede yayımlanan uygulama ile birlikte prim borcunu ödeyemeyen yaş ve yıl şartı doldurmuş on binlerce vatandaşın bu prim borçlarını yapılandırarak gecikme zammı ve faizler silinecek. Böylelikle insanlar toplu prim ödeyerek emekliliğine kavuşacak. Bilindiği gibi 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin kanun 19.8.2016 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında 2016 yılı Haziran ayı sonuna kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunu düzenleme yürürlüğe girdi. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanların yüzünü güldürecek yasa meclisten geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla resmi gazetede yayımlandı. Uygulamayla birlikte prim borcunu ödeyemeyen yaş ve yıl şartını doldurmuş on binlerce vatandaşın bu prim borçlarını yapılandırarak gecikme zammı ve faizler silinecek. Böylelikle insanlar toplu prim ödeyerek emekliliğine kavuşacak. Ordu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, yapılandırılabilecek prim borçları konusunda bilgi verdi. Bu kapsamda 4A dediğimiz SSK'lı işçi çalıştıran işverenlerimiz, 4B dediğimiz Bağkur sigortalılarımız ve 4C kamu kurumlarının çalıştırdığı devlet memuru statüsündeki sigortalılarının ödenmemiş ya da eksik ödenen kurum karşılığı fark prim borçlarının prim borçlarının yapılandırmasına yönelik bir kanun düzenleme yürürlüğe girdi. Prim borçları olan vatandaşlar için başvuru tarihleri de açıklandı. 1 Eylül 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvuruları alıyoruz. Prim borçlarını yapılandıran vatandaşlarımız 31 Ekim'e kadar yapılandırma başvurusunu yaptıktan sonra Aralık'ın sonuna kadar da hatta Aralık'ın sonu hafta sonu 2 Ocak 2017 tarihine kadar peşin tutarı taksitli yapılandırmış ise taksitin birinci taksitin tutarını 2 Ocak 2017 tarihine kadar ödemesi halinde yapılandırma işlemine başlamış olacağız. Bu 6 taksit ödeyeni 1.045 katsayı, 9 taksit 1.83, 12 taksit 1.105, 18 taksitte 1.15 katsayı uygulanmak suretiyle 2 ayda bir ödeyerek prim borçlarını yapılandırıyoruz. Müdür Günay yaptığı açıklamada belediye borçlarının ise 144 aya kadar vadelendirileceğini belirtti. Belediyelerin borçları 6 taksitten başlıyor. En önemlisi de belki en cazibi diyelim 144 aya kadar vadelendiriyoruz belediye borçlarını. 12 yıl vadelendiriyoruz. Müdür Mehmet Yaşar Günay yürürlüğe giren bu uygulamayı ise bir milat olarak değerlendirdi. Binlerce borcu karşında sağlık hizmeti alamazken bir milat geliştirildi. 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren yeniden borç oluşturularak eski borçları silindi. Hizmeti de silindi. Bu kişiler de isterlerse geriye dönük silinen hizmetlerini ihya yaptırma şansına sahip. Geriden hizmet satın alma dediği halkımızın hizmet satın alarak gene emeklilik hakkına kavuşabiliyorlar. Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen ordulu polis memuru Harun Maytalman hayatını kaybetmişti. Kabataş ilçesindeki yarım kalan evi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle tamamlanacak. Dik durmaya çalışıyorum zaten çünkü her şeyin farkındayım. Rabbimden geldi.
Çok şükür Allah'ıma gücümü de veriyor. Yani anlam veremediğim bir güçteyim şu anda. Çok şükür Allah'ıma. Şırnak Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla yapılan intihar saldırısında hayatını kaybeden Ordu Kabataşlı Harun Maytalman'ın evine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve beraberindeki heyet taziye ziyaretinde bulundu. Mezar bir proje çıktı. Buraya bir forum altına alalım. Ben Hamza ile konuş. Sen takip et. Ziyarette şehidin ailesine sabır dileklerini ileten Başkan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra şehidin ailesi tarafından şehit için yaptırılan ancak daha sonra yarım kalan evinde incelemelerde bulundu. Şehit Harun Maytalman'ın kayınpederi Şenel Pürçek, kızının her şeyi göze alarak evlendiğini belirtti. Polis olduğunu, olacağını çocuklarla anlaşarak şey yapınca ben zorlamadım zaten. Dedim ki kızım bir şehit, yani polisten evleneceğin farkındasın değil mi? Yani yarın dedim bir şehadet şerbeti olabilir. 6 ay, 1 yıl veya 2, 3, 5 neyse dedim. Kısa bir zamanda da olabilir, uzun zamanda da olabilir. Bunu düşündün mü dedim. Baba dedi buna hazırız, bunları konuştuk dedi. Yani kaderde ne varsa o çekilir dedi. İncelemenin ardından evle ilgili Kabataş Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine talimat veren Başkan Yılmaz, yarım kalan evin iki katıyla birlikte kısa sürede tamamlanmasını istedi. Komple biz yaptıralım. Tamam başkanım. Sen şimdi ustasını şeyle konuş. Bildiğiniz birisi falan. Tamam hayırlı. İşin içine girip derslerimiz hepsi alır. Hayırlı. Muhtar. Tamam. İkiniz sorun. Tamam. Hemen hiçbir sözünü geri bırakmayacağız. Tamam. Yolu dahil olmaz üzere. Hatta bu ana yoldan itibaren. Zaten baştan da efendim. Tamam. Ana yoldan itibaren buraya kadar da asfalt yapalım. Bunun ilerisine yok, kadar. Devam edecek başkanım, zaten. Devamı zaten. Başkanım. Burada asfalt programında. İyi tamam. Programda zaten programda. Başkanım. Devam programda edecek. Programda ise sorun. Öte yandan şehidin babası Cemal Maytalman, oğlunun isminin Beylerli Mahallesi'ndeki ortaokuluna verilmesini istedi. Bunun üzerine Başkan Yılmaz bu konuda çalışma yapılacağının sözünü verdi. Şehit polis memuru Harun Maytalman'ın babası Cemal ve annesi Sevgi Maytalman, Başkan Yılmaz'a ve beraberindekilere bu anlamlı ziyaret için teşekkür etti. Bayram öncesi memur ve emekli maaşları için sevindirici bir açıklama geldi. SGK'da yapılan açıklamada memur ve emeklilerin maaşlarının bayram öncesi ödeneceği duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylıkların Kurban Bayramı nedeniyle erken ödenmesine ilişkin açıklama yaptı. Düzenlediği basın açıklamasında konuşan Ordu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, ödenecek olan emeklilik maaşları konusunda açıklama yaptı. Tahsis numarasının son rakamı çift olanlar 2, 4, 6, 8, 10 olanlar 10'unda maaş alacak. Eylül'ün 10'unda alacaklar. Tek rakam olan 1, 3, 5, 7, 8, 5, 7, 9, 11 olanlar 11 yok. 9'a kadar olan tek rakam olanlar da 9'unda maaşlarını alacaklar. Erken ödeme var bayramdan dolayı. Emeklilerse yapılan bu uygulamadan gayet memnun. Şimdiye kadar hükümet bu durumlarda her zaman emeklilerin maaşlarını erken vermişti. Bu sefer de erken veriyor. Bu vatandaş için büyük bir hizmettir. Parası olmayanlar tabii kurban kesemez. Parası olanlar da, cebinde parası olanlar da bu şekilde kurban kesmiş olabilirler ve bir bakıma da bir mali açıdan rahatlamış olurlar. Sadece şeyine geçinenler için alsa iyi olur da. Bakarsın belki yani şeyi parası yoktur. Kurban keser falan yönden. Hükümet selzedeleri yalnız bırakmadı. AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Fatsa ilçesinde sel ve heyelanda evleri ve tarım arazileri zarar gören vatandaşlara yardım yapılacağını söyledi. Selzedeler yalnız değil. AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Fatsa ilçesinde sel ve heyelanda evleri ve tarım arazileri zarar gören vatandaşlara yardım yapılacağını söyledi. Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un girişimiyle Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 950 bin lira gönderildiğini ifade etti.
Hükümetin selzedeleri yalnız bırakmadığını anlatan Uçar, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ilçemizin bir bölümünde etkili olan sel ve yaylanda çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü. Bu kişilerin zararlarını karşılamak için Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş tarafından talimat verilmişti. 950 bin liralık kaynak Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hesabına yatırıldı. Sel ve afetten zarar gören vatandaşlarımıza gerekli ödemeler yapılacak diye konuştu. Uçar bu yardımın selden zarar gören Fatsa Özel Sanayi Sitesi esnafını kapsadığını dile getirerek onlar için ayrı bir çalışma olduğunu, bu zararların karşılanması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. ...30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ilk anıt meydanında düzenlenen tören coşkuyla kutlandı. Yapılan törene balıkçı tekneleri eşlik etti. Şanlı geçmişimizin en önemli tarihlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta yapılan etkinliklerle kutlandı. Ordu'da gündüz yapılan törenin ardından 30 Ağustos akşamı ilk adım anıtı önünde de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından konser etkinliği düzenlendi. İlk adım anıtı meydanını dolduran vatandaşlar söylenen marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Düzenlenen kutlama programında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Avukat Atilla Şahin, 30 Ağustos'un önemine vurgu yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yürütülen bu savaşın ve kazanılan zaferin sonunda genç Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Halkımız onurlu, özgür ve bağımsız yaşamayı hak etti. Bu zafer ülkemize laik, demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olmanın kapılarını açtı. Atilla Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi onurlu Türk milleti tarafından püskürtüldü, dedi. 15 Temmuz darbe girişimi halkımızın onurlu direnişiyle saf dışı bırakıldı. Ancak devam eden süreçte devletin kurumlarında başlayan tasfiyeler, 100 yılı aşkın kurumların kapatılmasıyla devlet yeniden şekillenmeye çalışılıyor. Bugün bu karanlık tablo ışığında umutsuz değiliz. Umutsuz ve geleceksiz bırakılmaya çalışılan ulusumuz 15 Temmuz'da darbeye karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile hep birlikte nasıl direndiyse parlamenter, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak geleceğini de hep birlikte kuracaktır. Bu kutlamaya ordulu balıkçılar da tekneleriyle katıldı. Etkinlikler gece geç saatlere kadar devam etti. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Zabıta Haftası'nı kutladı. Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürü Baki Kara ve Zabıta Müdürlüğü personeli ise Başkan Tekintaş'ı makamında ziyaret etti. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Zabıta Haftası'nı kutladı. Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürü Baki Kara ve Zabıta Müdürlüğü personeli ise Başkan Tekintaş'ı makamında ziyaret etti. 1 ve 7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Zabıtalar belediyelerin halkla doğrudan teması, bir anlamda belediyelerin yüzüdür." ifadelerini kullandı. Her yıl kutlanmakta olan Zabıta Günü'nü de biz de bu vesileyle biraz erken de olsa kutlamış olacağız. Başta müdürümüz Baki Bey olmak üzere komiserlerimiz, komiser yardımcılarımız ve özellikle de bu hususta hizmeti sürdüren tüm zabıta memuru arkadaşlarımızla birlikte çalışmaktan ne kadar mutlu olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii onurlu bir mesleği inşallah millet adına, milletin hizmeti adına sürdürmeye devam ediyoruz. Altınordu Belediye'mizin sahadaki
belediye başkanı temsil eden en uç noktasında olduğunuzu sık sık sizlere hatırlatmaya devam ediyoruz. Ama burada önemli olan şu, her yıl daha da gelişmiş, özellikle tecrübe sahibi olmuş, yeni elemanlarıyla takviye edilmiş bir yapıyı belediyemiz adına, milletimiz adına inşa etmeye devam edeceğiz. Böyle bir özel günü kutlamanın da bizim için son derece önemli bir adım olduğunu ve her yıl inşallah bu günleri kutlarken de değişik vesilelerle aldığımız tecrübeleri paylaşmamız gerektiğini ifade ediyorum. Zabıtaların dışarıda sergiledikleri her türlü davranışın belediyenin imajını yansıtması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, tüm zabıtalara görevlerinde başarılar diliyorum diye konuştu. Çalışma arkadaşlarımızın hepsine, yardımcı zabıta memurlarımıza ve asıl kadroda bulunan biraz önce ifade ettiğim gibi komiser yardımcısı ve bu hususta görev yapan tüm arkadaşlarımıza, büro personeline bir kez daha çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Gelecekte daha güzel, daha mutlu günleri birlikte yaşamak dileğiyle bu güzel günlerin sağlık içinde hepiniz için ve hepimiz için kutlanmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Perşembe Belediye Başkanlığı görevini yürüten Olcay Çanak'la ilgili son günlerde kamuoyunda çıkan söylentiler üzerine Perşembe Muhtarlar Derneği üyeleri kameralar karşısına geçti ve Çanak'a destek oldu. Ya burada devam edeceğiz, tamam mı? Bu cumartesi. Yaklaşık 2 yıldır Perşembe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Olcay Çanak'la ilgili son günlerde kamuoyunda çıkan söylentiler üzerine Perşembe Muhtarlar Derneği üyeleri ortak kanaatlerini bildirmek üzere kameralar karşısına geçti ve açıklama yaptı. Bilindiği üzere uzun zamandır Perşembe Belediye Başkan Yardımcılığı Sayın Olcay Çanak'ın belediye başkan yardımcılığından alınarak başka bir kuruma atanacağı yolunda söylentiler vardır. Perşembe Muhtarlar Derneği olarak muhtarlarımız ve görüştüğümüz vatandaşlarımızla istişareler yaparak ortak kanaatimizi açıklamak istiyorum. Başkan Canik özellikle son yıllarda hem vatandaşlarla hem de muhtarlarla iyi diyaloglar kuran Perşembe Belediye Başkan Yardımcısı Olcay Çanak'ın mevcut görevine devam etmesi gerektiğini belirterek yetkililerden talepçe bulundu. Yaklaşık 2 yıldan beri Perşembe Belediye Başkanı Yardımcılığı görevinde bulunan Recep Olcay Çanak'ın başta belediye personelimiz, biz muhtarlarımız ve halkımızla diyalogları, başarılı çalışmaları biz muhtarlarımızın elini rahatlatmış, bizlerin mahallelerimize hizmet yapmalarının önü açılmıştır. Ortak talebimize kulak verilerek yerinde kalmasının doğru olacağını talep etmekteyiz. Olcay Bey'in burada kalmasını için Ankara'ya daha iyi gittik. Vekillerimize durumu arz ettik. Bu kamuoyu yine böyle bir gündem yaratıldı. Şu anda tam verimli çalışırken yürüyen vagonun lastiğine takozu koydular. Hizmet alma yönünde Başkan Yardımcısı Sayın Olcay Çanak Bey'in de büyük katkıları oldu. Şu anda olumlu bir seyir izlemekteydi ama ne yazık ki değişik siyasi olaylar sebebiyle Olcay Bey'in görevinin devam edemeyeceği konusunda bazı duyumlar aldık. Bu konuda arkadaşlar hep beraber toplandık. Başkanımızın görevine devam etmesinde yanayız. Teknik çalışmalar nedeniyle 1 ve 5 Eylül tarihleri arasında ordunun bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. Ordu'da teknik çalışmalar nedeniyle 1 ve 5 Eylül tarihleri arasında Ünye Taflancık Mahallesi'nde saat 08'de 18 saatler arasında 1 Eylül'de İkizye'nin Kaynartaş, Kervansaray ve Devecik mahallelerine elektrik verilemeyecek. Çaybaşı ve Gülyalı ilçelerinin bir bölümünde de 1 Eylül tarihinde elektrik kesintisi olacak. Bir Eylül'de ayrıca Altınordu Cumhuriyet Mahallesi ile Perşembe ilçesinde de elektrik kesintisi olacak. TV52 akşam bülteninin sonuna geldik. Birazdan spor bültenini izleyebilirsiniz. İyi akşamlar.
Spor Toto 3. Lig hazırlıklarına 19 Eylül'de devam eden Ordu Spor, Bayrampaşa mesaisinde yavaş yavaş sona geldi. Ligin başlamasına son 3 gün kala ilk hafta karşılaşacağı Bayrampaşa müsabakası için çift kale maç yapan Mor Beyazlı Kulüp, Bayrampaşa karşılaşmasının taktik çalışmasını yaptı. Teknik direktör Metin Altınay takımı tribünden izledi. Çift kale maçla günü değerlendiren Mor Beyazlı Kulüp de Bayrampaşa müsabakasında oynayacak ilk 11 ile yedek kadro maç yaptı. Teknik direktör Metin Altınay ise futbolcuları tribünden izleyerek hata yapan oyuncuları uyardı. Öte yandan Ordu Spor'u taraftarlar bugünkü hazırlıklarında yalnız bırakmadı. Futbolculara tatlı ve çiçek hediye eden taraftarlar futbolcuların her zaman yanlarında olacaklarına dair söz verdi. Ordu Spor'un emekler amigosu Zeki Altunbaş taraftar olarak futbolcuların arkasında olduklarını söyledi. Evet. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Hocam ve hocam yardımcı hocalarıma, arkadaşlar, sizden biz Ordu halk olarak şuradaki taraftarla beraber gerçekten gurur duyuyoruz. Neden derseniz arkadaşlar, Ordu Spor'umuzun kapısına kilit vurdurtmadınız arkadaşlar. Aç, arık, parasız, pulsuz buraya kadar getirdiniz arkadaşlar. Sizden Allah razı olsun diyorum. Bakın arkadaşlar, ben arkadaşlar, değerli futbolcu kardeşlerim, hocam, bu Ordu Spor'un kapısına tekrar söylüyorum, kilit vurdurtmadınız arkadaşlar. Diyorlar ki Adapazarı, Sakarya Spor'un 10-15 bin taraftarı var diyorlar arkadaşlar. Nerede bizim taraftarlarımız? Sizler Ordu'nun öz evlatlarısınız arkadaşlar. Ya. Soruyorum. Ya. He? Soruyorum arkadaşlar. Ben Ordu Spor taraftarlara sesliyorum. Ordu Spor'u toprağa gömmesinler. Yukarı yükselsinler arkadaşlar. Gücümün yettiği kadar ben bu kaptanımı herkese omuzuma almak isterim ama arkadaşlar, ben kaptanımı Ordu Spor'umuzun kapısına kilit vurmadığı zaman hocam sahip çıktı, Allah razı olsun. Bu yönetici kardeşlerimiz sahip çıktı. Taraftarlar, şu anki taraftarlar sahip çıktı arkadaşlar. Yöneticilerimiz sahip çıktı. Ben kaptanımı sırtıma alıyorum. Ordu Spor yücelsin diye. Bunu kaptanı sırtıma alıyorum ama hepiniz almış gibi oluyorum. Gücüm bu kadar arkadaşlar. Ben kaptanımı sırtıma alacağım. Ordu Spor her zaman yükseklerdedir. Ordu Spor taraftarı. Ordu Spor taraftarı hiçbir zaman bitmez. Ordu taraftarı da büyüktür. Ben bu hafta Ordu Spor taraftarını maça bekliyorum arkadaşlar. İnşallah. Bir gele, bir gele. Arkadaşlar yardım edin, yardım. ...2016-2017 sezonu açılış maçında cumartesi günü sahasında Bayrampaşa'yı konuk edecek olan Ordu Spor sezon öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi. O yemekte kulüp başkanı Yaşar Pamuk da vardı. Uzun süredir sessiz kalan Pamuk moral yemeğinde sessizliğini bozdu ve 3 Eylül'de başlayacak ligi değerlendirdi. Ordu Spor'un 15 sene önce çıktığı lige geri döndüğünü anımsatan Başkan Pamuk, o zaman nasıl çıkış yaptıysak şimdi de aynı azimle çalışıyoruz. Bu takım bu sezon başarılı olacaktır açıklamasını yaptı. Evet, 3 Eylül cumartesi günü saat 15.30'da 3. Lig'deki ilk maçımızı oynayacağız. Ordu Spor 3. Lig'de çok fazla oynamadı 67 yılından bugüne kadar. 3. Lig'e tekrar 2001'li yıllardan öte düşmüştü. O zaman da işte kimse sahip çıkmadı bir ortamda biz sahip çıkmış, ikinci lige neticede çıkartmıştık. Aynı azimle çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Yani inşallah geçen seneki olumsuzluklar neticede yaşanmaz ve bu sene Ordu Spor iyi bir takımı var. Yani bu takımın başarılı olacağına inanıyoruz. Biz elimizden geldiği kadar yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarla, oradaki sivil toplum örgütleri, iş adamları, destek olanlarla bir yola neticede gidiyoruz. Taraftarın Ordu Spor için çok önemli olduğunu söyleyen Pamuk, taraftar yoksa her şey boş, bu takım orduların takımıdır ifadelerini kullandı. Şunu herkes bilecek, taraftar olmadığında yani hiç ne kadar mücadele edersen et boş. Ne olursa olsun bu takım üçüncülükte de olsa orduların 2,5 milyon ordulunun tek takımı. Kamuoyunda bilgi kirliliğinin çok olduğunu söyleyen başkan, var olan borçların bir üst lige çıkmak için engel olmadığını söyledi. Burada çok bilgi kirliliği var. O onu yapmış, bu bunu yapmış.
Orduspor'un borçları Orduspor'un ikinci lige çıkmasına, birinci lige çıkmasına niteliği engel değil. Orduspor sadece transfer yapamıyor, transfer tahtası kapalı. Şu anda biz transfer tahtasını açmak için yola çıksak, alacak olan tüm futbolcular transfer tahtasını açmaya izin verecek durumda. Çünkü Orduspor yaşarsa paralarını alacaklar. Orduspor yaşamazsa hiç kimse parasını alma şansı yok. Bu sezon orduları mahcup etmeyeceğiz diyen Pamuk, uyarı yapmaktan da geri kalmadı. Mahcup etmeyeceğiz ama kimse önümüze taş koymasın dedi. Orduları bu sefer mahcup etmeyeceğiz. Ben sadece ekonomi başka bir şey ama maça gelirlerse kesinlikle. Geçen sene de Orduspor işte karışık kuruşuk işler dedikodular yüzünden düştü. Herkes bu takımı sevse de sevmese de para verse de vermese de destek olmuyorsa bari sussun ve olayların sonucunu beklesin. Ricam budur. Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Orduspor moral depoladı. Sezon hazırlıklarına bugün itibariyle 19 Eylül stadında devam eden Mor Beyazlı Kulüp dün düzenlenen moral yemeğinde bir aradaydı. Kulüp Başkanı Yaşar Pamuk, yöneticiler, futbolcular ve basın mensuplarının katıldığı moral yemeğinde Orduspor'un genç oyuncusu Furkan Serdaroğlu'nun da doğum günü kutlandı. Aç bakayım ağzını. Bravo Kaan. Moral yemeğinde 17 yaşına giren ve sürpriz bir doğum günü organizasyonu yapılan Orduspor'un en genç futbolcusu Furkan Serdaroğlu takımda çok güzel birlik beraberliğin olduğunu taraftarlardan 3 sene önceki gibi destek vermelerini istedi. Şu anda çok heyecanlıyım. Takımda abilerim var. Bütün herkes abim oluyor. Takımın en küçüğü de benim. Hepsinden de Allah bin kere razı olsun. Bana çok destek çıkıyorlar. Gerek dışarıdaki hayatımda gerek saha içinde. Takımda da zaten çok güzel bir birlik beraberliğimiz var. Gerek hocalarımız gerek biz. İyi çalışıyoruz. İyi gidiyoruz. Hazırlık maçlarını da kazandık. Bir beraberliğimiz var. Allah inşallah ligde de başarılı olmayı nasip eder. Evet, bu güzel sürpriz için de çok teşekkür ederim arkadaşlarıma. Yaş kaç oldu? Yaşım bugün 17'ye girdim. 17'ye girdin. Evet. Hoca delikanlı olmuşsun ya. Doğrudur, sağ olun. Taraftarlara sadece 3 sene önceki gibi destek vermelerini istiyorum. Yani sadece 1000 kişi geliyor. 1000 kişiden daha fazla olmasını istiyoruz. Çünkü taraftar olmazsa biz bir içiz. Taraftarın gelmesini rica ediyorum. Moral yemeğinde tüm takım sezon öncesinde duygularını basın mensuplarına anlatırken herkesin ortak isteği Bayrampaşa maçında tribünlerin dolu olması oldu. Orduspor'da düzenlenen moral yemeğinde futbolcular da yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Takım kaptanı Yasin Öztop ve diğer futbolcular başlamasına son 3 gün kala sezonu değerlendirdi. Yeni sezondan umutlu olduğunu söyleyen kaptan Yasin Öztop, "Kaptan olarak söz veriyorum. Bu sezon 90 dakika boyunca mücadele eden bir Orduspor izlettireceğiz." açıklamasını yaptı. Evet, dediğiniz gibi ilk sezonumuzu açıyoruz. İlk maçımızı oynayacağız cumartesi günü. Bütün taraftarlarımızı, stadımızı doldurmalarını bekliyoruz. Onlar bize güç katıyor. Onları arkamıza gömmekten mutluluk duyuyoruz. Biz bu sene çetin bir yoldayız. -9'la başlıyoruz. Biz burada şu an 25 arkadaşım var. Hocalarımla beraber, yönetimle beraber bu yola baş koyduk. İnşallah bu sene elimizden geleni yapacağız. Bu Orduspor arması için, bu Orduspor forması için ben takım kaptanı olarak tüm taraftarlara söz veriyorum. 90 dakika boyunca bütün arkadaşlarımla beraber, kardeşlerimle beraber mücadele edeceğiz. Orduspor'un bu sezon kendisinden çok şey beklediği Burak Öztoy da iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve taraftarları ilk maç Bayrampaşa karşılaşmasından itibaren stada beklediklerini söyledi. Bu sene zorlu bir başlangıç yapacağız. -9 puanla başlayacağız lige. Yani biz bunun bilincinde olduğumuz için çok iyi çalıştık. Kamp dönemini iyi geçirdik. İnşallah lige de 3-3 yapıp 3. haftada 0 puana inmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Geçen seneki gibi, ondan önceki seneki gibi 90 dakika sahada mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle de başarılı olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza da buradan elimizden gelen en iyisini yapacağımıza söz veriyorum. Onlar da bizi desteklesinler.
stadı boş bırakmasınlar. Temennim bu yönde. Bu sezon Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Liginde mücadele edecek olan Ordu Spor Kadın Basketbol takımının yabancı oyuncusu Yaniköy Garden'ın menajeri Ordu'da. Ordu'ya gelerek Ordu Spor Kadın Basketbol takımına katkıda bulunmak istediğini açıklayan Antonio Ortega, sponsorluk konusunda da Ordu Spor'un yanında olmak istediğini açıkladı. Thank you for your welcome and I came to Ordu to help the team with their problems by bringing them a solution to make the team more competitive with my athlete unique. Ordu ilk öncelikle geldiğin için, yani söylediğin için teşekkür ediyor. Ordu Spor için de şunu söylüyor. Sponsorluk anlaşmaları için Ordu'ya katkı sağlamak amacıyla geldiğini dile getiriyor. Ordu Spor'a forma, takım halinde en azından ilk etapta forma sponsorluğunda yardım etmek istediğini söylüyor. Sonra bazı yatırımcı ortaklığı, you are company, the company to help team, company you have. Investors. Yeah. Sonradan diyor ki şirket aracılığıyla da Ordu Spor'un mali konularda yatırım yapmak amacıyla Ordu'ya geldiğini söylüyor. Bu sezon zor şartlara rağmen Ordu Spor'un iyi bir kadro oluşturduğunu ifade eden Anthony, Pota'nın menekşeleri için umutlu olduğunu söyledi. Last season they were competitive but not as competitive to remain in the first division in KBSL. But with Unique, I feel that they will be more competitive and be able to get back to where they belong. Ordu Spor'a bu seneki diyor oyuncu kadrosunun iyi olduğunu, TKBL Ligi'nde de zaten büyük ihtimalle lig olarak söylüyor bu arada onu söyleyeyim. Başarılı olacağını söylüyor. NBA'den de yani WNBA dediğimiz oyuncu kadrosunda da yardımcı olabileceğini bir şekilde takımı başarılı olacağını söylüyor. Yaniköy Garden'ın Ordu Spor'a gelmesine yardım eden Anthony, Garden'ın performansını da değerlendirdi. Garden'ın zaten kendini ispatlayan bir basketbolcu olduğunu söyleyen Anthony, Garden'ın bu sezon Ordu Spor'un en önemli basketbolcularından biri olacağını söyledi. 2016-2017 season with Team Ordu Spor and TKBL, she will be a strong asset to the team to make them more competitive, provided she is able to play at the capacity in which I desire her to. Yani bu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yani bu ikincilikteki performansının skor anlamında iyi olacağını düşünüyor. Geçen seneki İspanya Ligi'nde zaten performansı ortadaydı. Bu sezonda burada başarılı bir sezon geçirecektir diyor. Evet. Ağır bir oyuncu diyor.